Hünkârım, Mehmet Paşa'dan jurnali işitince meseleyi iyice bir araştırmak için kendim gittim. Maalesef Gazi Osman Paşa'mız İngiliz sefiriyle görüşmüş. Sefirle biz de görüşürüz paşa. Bu tek başına yeterli midir ihanet için? Değildir hünkârım. Lakin yalnızca İngiliz sefiriyle de görüşmemiş. Aynı zamanda Ermeni çetecilerle de görüşmüş. Hatta bu akşam bir konakta toplantı yapacaklarmış. Müsaadenizle. Konağın adresi. Osman Paşa'nın ihanet içinde olabileceğini düşünür müydünüz? Asla. Asla. Ben kendimden şüphe ederim hünkârım. Gazi Osman Paşa'dan şüphe etmem. Lakin işte demek ki yıllardır bu işi tertiplemek için uğraşmış. Hatta Kemalettin Paşa da... Neyse. Ne olmuş Kemalettin Paşa'ya? Hünkârım, burası benim kuruntum olabilir. Lakin Kemalettin Paşa'yla ağabeyiniz Sultan Murat'ın kızı Hatice arasında muhabbet var denilmekte. Ben Gazi Osman Paşa'nın ağabeyiniz Sultan Murat'ın kızını Kemalettin Paşa'ya alarak elini size karşı güçlendireceğinden korkarım. Canına can katacak neyse söyle kızım. Kemalettin. Şey mi buyurdunuz hünkârım? Çıkabilirsin paşa. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah. Osman Paşa'm. Buyur Kemalettin Paşa.
Sizinle bir mesele hakkında konuşmak isterim. Dinliyorum evladım. Eğer sizin için münasipse Murat Efendi'nin kızı Hatice Sultan'la izdivaç arzusundayım. Hislerinden emin misin evladım? Eminim pederim, eminim. Hatta eğer ki kaderimde hayırlı bir izdivaç yazılıysa... ...bunun sadece Hatice Sultan'la olacağına inanıyorum. Peki öyleyse. Münasiptir. Müteşekkirim pederim. Yalnız bu hususta acele etmeyelim. Halletmem gereken önemli bir mesele var. Onunla uğraşmaktayım. Gidip sultanımıza açma mevzuyu. Beklemek icap eder. Validem. Yoksa babamın mevzuyu açtınız mı? Gel güzel kızım. Oturalım şöyle. Hayırdır validem? Kötü bir şey mi oldu? Kemalettin'in yazdığı mektup nereden Ayime? Niçin sordunuz? Getir bana o mektubu evladım. Bu izdivaç gerçekleşmeyecek Naime. Ben izin vermiyorum. Validem, neden? Bak güzel kızım. Sebebini bilip de daha çok üzülmeni istemiyorum ama. Bu izdivacın gerçekleşmesi asla mümkün değil Naime. Hünkârım, Mahmut Paşa'nın getirdiği adrese Osman Paşa gidecek midir? Gidecektir paşa, gidecektir. Lakin bakalım evladı ne yapacak? Gel. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Evladım, bu adreste Ermenilerin tertiplediği baskınla alakalı bir toplantı olacak. Giren çıkanı izleyip bize söyleyeceksin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, neden Kemalettin Paşa'yı gönderdiniz? Merak içindeyiz paşa. Bakalım devletine mi sadık yoksa babasına mı? Saffet Efendi. Emrediniz Haşmet Meyhanlar. Kemalettin evladımıza bir vazife verdim. Onu takip edeceksin. Ne görürse sen de göreceksin. Sonra gördüklerini gelip bana anlatacaksın. Emriniz üzere hünkârım. Beyler. Hanımefendi. Osman Paşa işi tamam. Hele bir de o evde Ermenilerle birlikte Osman Paşa'yı gördüler mi? Abdülhamit onun kesinlikle kellesini alacaktır. Sara, sen Osman Paşa'ya sultan seni takip ettiriyor. Yaptığın her işi biliyor. O seni öldürmeden
Sen onu öldür diye fısıldı. Bu Osman Paşa'ya hediyemizdir. Abdülhamit büyük adam. Sonu da iyi bir silahla olmalı. Evet. Zamanı geldi. Pastırmacıyan sefirden haber getirdi. Yıkık kilisenin çanı 7 kez çaldığında Ermeni çeteciler bir araya toplanacak. İrem, sen de silahları tabutlara yerleştir. Sabah vakti pastırmacıyan ve adamları silahları alacak. Şenlik bütün ihtişamı ve şahane patlamalarıyla başlayacak. Ne işler dönüyor acaba burada? Bir malumatımız da yok ki hamle yapalım. Ah hünkârım. Keşke emellerinizi duymamış olsaydım. Da binseydim bir evdolu hainin tepesine. Acımadan. Sizin burada bizimle birlikte olmanız bizim için büyük bir şeref paşam. Adınız bile davamıza büyük bir kuvvet katacak. Bir an evvel işimize bakalım. Tertibiniz nedir söyleyin. Büyük bir baskın tertip ettik. İngiliz hükümeti de yanımızda. İngiliz gemileri Akdeniz'de hazır bekliyor paşam. Vereceğimiz haberle payitahta doğru yola çıkacaklar. Lakin İngiliz hükümeti payitahttaki dostlarından bir söz istiyor. Neymiş o istedikleri söz? Payitahta demirlediklerinde bir hücuma maruz kalmak istemiyorlar. Osmanlı askeri sakin olmalı. Elbette tüm orduyu zapturapt altına alamam. Ancak bir kısım askerim ne olursa olsun sözümden çıkmaz. Sultan da kendi askerini birbirine kırdıracak değil ya. İşte bu çok iyi. Benim de sizden bir ricam var. Buyurun paşam. Payitahta zarar verilmeyecek. Bu nefis şehrin ziyan olmasını ben de istemem paşam. Endişe etmeyin. Âlâ. Siz tertibinizi söyleyin ki ben de ona göre tedbir alayım. Merak etmeyin. Ben sizi baskın yapacağımız yere de götüreceğim. Bay Herzl. Bay Zaharov, düşündüm de bence artık saklanmama gerek yok. Yani pekala, burada durabilir. Böyle çok daha iyi olmadı mı? Bay Zaharov, gerçekten de hiç bu kadar yakınlaşmamıştık. Her taraftan saldırıyoruz. Doğru. Her taraftan saldırıyoruz. Ama tek bir hücum hattı kaldı. Müdahaleyi mümkün kılacak şey... İngilizlerin müdahalesini meşru kılacak tek şey... maalesef Ermenilerin katledilmesi. O iş olmaz. O konuda biraz eksiğimiz var. Bu da tertibin nazar boncuğu olsun. Nedenmiş o? Bay Herzl, hep söylerim. Müslümanlar yıllarca komşuluk yaptığı Ermenileri kolay kolay öldürmezler. Devlet deseniz kaçırılan Ermeni çocukları kurtarmak için sadrazam gönderiyor. Doğru. Müslümanlar kolay kolay Ermenilere saldırmaz. Ama biz onları kışkırtırsak en hassas oldukları yere, dinlerine, namuslarına vurursak. Mesela İrem, herkesin içinde iki Müslüman kadının
örtüsünü indirse, onları aşağılasa, Müslümanlar buna da sessiz kalmaz ya. Siz neler saçmalıyorsunuz Bay Zaharov? Biz topyekün yüzümüzü batıya çevirelim derken, topyekün dinimizden olalım demedik. Artık bu vakitten sonra tertibinizin arasında beni görmeyiniz. Bunu da alın. Sizin olsun. Mahmut Paşa. Mahmut Paşa, sen ne yaptığını sanıyorsun? İki Müslüman kadından sebep bizi yakacak mısın? Hürriyet dediniz, eşitlik dediniz, Ayasofya bizim dediniz ki eskiden de sizindi, verdik. Ama benim anamın, kız kardeşimin başındaki başörtüsüne ilişemezsiniz Bay Herzl. Mahmut Paşa, yapmayın bunu. Yaparım. Yapamazsınız. Bütün pislikleriniz ifşa olur. Abdülhamid sizi zindandan çıkarmaz. Ne karınızın yüzüne bakabilirsiniz, ne evlatlarınızı görebilirsiniz. Bence bir daha düşün. Bir daha düşündüm Bay Herzl. Maalesef yapamam. Siz de biraz dinlenin artık. Hepimiz zaten gerginiz. Yarın büyük bir gün. Kuyruğu iyice kaptırdın Mahmut. Osman Paşa. O yanındaki kadın kimdi ya? Hünkârım, keşke emirlerin olmasaydı da şu iki gözümü çıkartsaydın burada. Ben şimdi sana nasıl derim? Plevne kahramanı, pederim Gazi Osman Paşa hain diye. Biz bu devlete ömrümüzü verdik. Paşam, Osmanlı Devleti artık yıkılmaya mecburdur. Türk'ün devleti yıkılmaz Sara. Yıkılırsa yenisini kurar. O da yıkılırsa bir yenisini daha kurar. Biz bu devleti uğruna neleri göze aldık. Harp meydanında askerlerimle beraber kılıç savurduk, mermi yaktık, ok attık. Esareti de yaşadık ama boyun eğmedik. Düşman askeri bizi bravo diyerek, selam durarak arabamıza bindirdi. Düşman komutanı bize palasını verdi. Allah nasip etti, esaretten döndük geldik. Milletimiz şehit evladı gelmiş gibi sevindi. Abdülhamid sizin gibi bir kahramanı nasıl oldu da küstürdü? Baskın nereye olacaksa onu söyleyin. Vakti gelince gideceğiz paşam. Bize payitahtta güzel bir gezinti yaptır. Ben korkuyorum. Ölmekten korkuyorum Bay Holmes diye haykırdı. Ve ardından devam etti. Lütfen bana yardım edin. Henüz 30 yaşında bile değilim. Fakat bütün saçlarım beyazladı. Sherlock Holmes nazik ve yardımsever bir tavırla sadece otur ve bana hikayeni anlat dedi. Gel. Kâfi. Hünkârım. Biz de seni bekliyorduk. Hünkârım, dışarıdan bakarak faaliyetler hakkında bir malumat edinemedik. Lakin dediğiniz gibi,
Ermenilerin girdiği bir ev. Sadece Ermeniler mi girip çıkar? Hayır. Hayır hünkârım. Babam Gazi Osman Paşa'yı içeri girerken gördüm. Tahsin Paşa'm. O eve baskın yapılsın. Emredersiniz hünkâr. İmtihan çeşit çeşittir. Kimi evladıyla, kimi babasıyla. Bekle. Neyi bekliyoruz kardeş? Sıkalım kafasına. Bunu en çok ben isterim. Lakin şimdi olmaz. Neden? Tertip büyük. Biz bunu burada kafasına sıkarsak... baskının nereye yapılacağını öğrenemeyiz. Sen şimdi git. Bu gördüklerini hünkârımıza anlat. Buraya asker gönderilsin. Lakin baskın yapılmasın, uzaktan takip edilsin. Tamam. Sonra da bizim eve git. Melike kardeşinin cenazesine katılacaktır. En azından sen de yanında ol. Nasıl istersin. Abdülhamit yerimizi öğrenmiş. Paşam, bu ev basıldıysa sizin de buraya geldiğiniz biliniyordu. Sizi dönüşü mümkün olmayan bir yola soktuğumuz için üzgünüm. Sonunda bu duruma mı düşecektik koca sultan? Artık tek bir çare kaldı paşam. Abdülhamit sizi öldürmeden siz onu öldürmelisiniz. Ben şu anda yapayalnızım Sara Hanım. Her şeyim Abdülhamit'in ellerinde. O ellerin takatini kesin paşam. Sizi boğmadan siz onu boğun. Öncelikle tertibinizden emin olmalıyım. Sonra ne isterseniz yaparım. Bana şimdi yapacağınız şeyi anlatın. Yakında öğreneceksiniz. Her şey hazır değil mi? Silahları yerleştirdik. Cesetler? Gömüldü gitti bile. Güzel. Bu tabutlarla Osmanlı'yı gömüyoruz. Sakın unutmayın. Ermeniler yıllarca devletsiz yaşadılar. Bu çığlığı bugün bütün dünyaya duyuracağız. Ne çığlığı dostum? Kıyamet borusunun sesleri duyulacak bugün. Beni dinleyin. Gün bizimdir. Yıllardır Abdülhamit'in zulmüne boyun eğdik. Bizi katlettiler, ezdiler. Bugün baş kaldırıyoruz. Fatih Efendimiz de bizimle birliktedir. Efendimiz emri verdi. Artık bu yoldan dönüş yok. Bugün yaşamak için öldüreceğiz. Öldüreceğiz! Hadi gidip tabutları alalım. Hadi. Gel oğlum. Siz mektebe gidin. Çocuklardan bombaları alın. Vakti gelince bombaları ilk siz atacaksınız.
Merak etme. İşte burası paşam. Birkaç saat içinde buraya çok büyük, çok kanlı bir baskın yapacağız. Koskoca Osmanlı Devleti'nin işgal sebebi bir banka baskınıyla olacak, öyle mi? Paşam, sizden istediğimiz askerlerin buraya gelmesine mani olmanız. O kolay. Ama eğer yapabilirseniz her şeyden kurtulmanız için daha kesin bir yol var. Abdülhamit'in yanına silahla girebilen sadece sizsiniz. Ve onu öldürmek için gerekli cesaret sizde var. Yıldız'a çek. Osman evladım, anlat bakalım. Hünkârım, Ömer Efendi defter meselesinin peşine düşmüştü. O konuda geç kaldık. Bağışlayın. Geç kaldık lakin biz Hiram'ın peşinden giderken bir yere silah taşındığını gördük. Nerede? Epey uzakta. Ömer'i orada bıraktım. Ben haber vermeye geldim. Derhal bir tabur asker hazırlansın, o mevkiye gönderilsin. Emredersiniz hünkârım. Bir de Ömer Efendi benim de Melike'yi kollamam için cenazeye gitmemi söyledi. Ömer'i sana, seni Ömer'e emanet ettik. Ömer ne diyorsa yap. Lakin evvela askerleri hazırla. Bayağı kalabalıkmışsınız. Asıl kalabalık meydanda katılacak bize. Güzel. Cenaze ne kadar kalabalık olursa acı o kadar azalırmış. Siz ikiniz, ben işaret verdiğimde etraftaki Müslüman kadınların örtülerini alaşağı edeceksiniz. Osmanlı bayrağı indirir gibi, anladınız mı? Güzel. Hadi bakalım. Hadi. Siz kahraman olmak için ölmek gerekmediğini Plevne'de gösterdiniz paşam. Şimdi de daha büyük bir kahraman olma zamanıdır. Sultan sizi öldürmeden siz onu öldürün. Kurşunu sıktıktan sonra etrafındaki askerler Gazi Osman Paşa'ya kurşun sıkmaya cesaret edemeyeceklerdir. Abdülhamit'in tahtına oturun ve bu memleketin yeni sahibini bizler selamlayalım. Osman Paşa'nın gelini Hatice Sultan. Osman Paşa beni sever mi? Aa, sevmez olur mu benim güzel kızım? Bir Osmanlı sultanının kızını kim sevmez? Halam, hünkârımız ne diyecekse, nasıl diyecekse lütfen iyice aklında tut. Bir bir dinlemek istiyorum, tamam mı? Ben sana ne diyeceğini söyleyeyim. Şöyle bir bakacak sana. Ben Hatice kızımı kendi kızlarımdan ayırmam. Kemalettin Paşa da kızımıza layık bir damat adayıdır. Pek münasiptir diyecek. Ay inşallah. Oh, çok şükür. Hevesin yeniden yerine geldi benim güzel kızım. Aslında pek hevesli değildim. Lakin Naime meselesi de geride kaldı ya. Artık gönül rahatlığıyla her şey olsun isterim. İnşallah kızım. İnşallah. Sen dua et de hünkârımızın keyfi yerinde olsun. Çok sual etmesin. Hemen kabul etsin. İnşallah. Tamam. Thank you.
Ne abim? Benim bu cenazeye gitmem lazım. Bekle, ben de geleyim. Ömer seni yalnız bıraktığımı öğrenirse kötü olur. Ömer nerede? İşleri vardı da. Seni buldu, bizi unuttu tabii. Yok abi, olur mu öyle şey? Siz nereye? Melike'nin abisinin cenazesi var. Ha. Ben de geleyim o zaman, hadi gidelim. Ben de geliyorum sizinle. Gel gel. Gel. Hünkârım. Ziyadesiyle olur inşallah. Amin. Erken vakit geldiğinize göre söyleyecek bir şeyiniz var. Buyurun. Hünkârım. Buyurun lider kadın. Hayırlı günler olsun. Biz de Seniha Sultan'la sohbet edecektik. Buyurun. Ne güzel tevafuk. Ben halısının da fikrini almayı isterdim tabii. Kim için? Ne hususta? Naime Sultan için hünkârım. Osman Paşa'nın mahdumu Kemalettin Paşa, kızımızın mesudiyetini temin için izdivacına talipmiş. Ermeni milletinin hakkını, hukukunu koruyacağınıza, onlara bile zulmetmeyi salık veren emirler gönderdiniz. Bizim topraklarımızda ibadet ettiniz. Lakin İngilizler, Ruslar bu toprakları işgal etsin diye dua ettiniz. Hünkârım. Hatrik Efendi, biz tebaamız olan tüm milletlerin koruyucusuyuz. Ermeni milletine adaletle davranmak vazifemizdir. Meselenin sizin adaletli davranıp davranmamanızla bir alakası yoktur. Mesele sizin inançlarınızla bizim inançlarımızın kavgasıdır. İşte farkımız. Sizin inançlarınız adaletli dahi olsa idareciye isyanı öğütlüyor. Bizim inançlarımız isyan edene kadar tüm dinlere müsamahayı. Siz kendi çıkarlarınız için masum çocuklarınızı katlederken bizler zulüm kime olursa olsun mücadele ederiz. Patrik Efendi. Size emanet edilen o Patrik yüzünü de çıkarınız. Biz yenisini yaptırırız. Sizde kalsın. İhanet günlerinden bir hatıra. Çok yakında payitaht yeniden çan sesleriyle inleyecek. O vakit ben bu şehre girdiğimde siz olmayacaksınız. Ancak payitahtın toprağına girin. Bir hafta içinde şehri terk. İnşallah bu havadis Patrik Efendi'ye inanan masum Ermenileri uyandırır paşa. İnşallah hünkârım, inşallah. Muhalif Mahir Sabir Efendi katledildi. Rum kardeşlerimiz devletin zaptiye karakolunda katledildi. Sıra hepimize gelecek. Sultanın zulmü durmazsa yarınımız karanlıktır. Padişah ölüm! Padişah ölüm! Padişah ölüm! Padişah ölüm! Padişah ölüm!
sokak hareketlerinin icadı yeni dünyanın kaderini belirleyecek. Yine de ahaliyi böyle şeylere pek alıştırmamak lazım. Neticede iktidar olduğumuzda aynı şeyleri yapmaya devam ederlerse acımasız olmak zorunda kalırız. Hadi bırakın bu lafları da eserinizin tadını çıkarın. Birazdan tarihe şahit olacaksınız. Sultan sizi öldürmeden siz onu öldürün. Abdülhamit'in tahtına oturun ve bu memleketin yeni sahibini bizler selamlayalım. Emrinizdeyim hünkârım. Bu silahı Sarah hediye verdi. Yalnız bu silah değil. Baskının nereye yapılacağı malumatını da. Nereye yapılacakmış? Osmanlı Bankası'na. Baskın İngilizlerin devletimizi işgal bahanesi olacakmış. Bu malumat bütün oyunu değiştirir paşa. Büyük iş yaptınız. Benim asıl arzum sizin bana olan itimadınızı sarsmamaktır hünkârım. Neden şaşırırsın? Tahsin Paşa'm, bir iftirayla Osman Paşa'mızı harcayacağımızı mı düşündünüz? Tahsin Paşa, İzzet Paşa, çıkınız. Size bir kumpas tertipleniyor paşa. Hünkârım, ne kumpası? Sizin İngilizlerle iş tuttuğunuza bizi inandırmaya çalışırlar. Haşa. Estağfurullah hünkârım. Yoksa... İnanmadık paşa. İnanmadık. Lakin bunu tertipleyenlerin niyetlerini öğrenmek isteriz. Ne suretle öğreneceğiz hünkârım? Bana ihanet edeceksiniz. Nasıl olur? Öyle gözükeceksiniz. Herkes buna inanacak. Size bunu tertipleyenler, baskın işini tertipleyenlerdir. Harpteyiz paşa. Baskının nereye yapılacağını öğrenene kadar hain gözükmeye memursunuz. Emir hünkârımızındır. Size geri verdiğim o kılıcın hakkını verin Osman Paşa. Ne tedbir almamızı emredersiniz hünkârım? Osman Paşa'm, eğer geç kalmadıysak, askerlerin başında banka baskınına siz gidin. Zalimin canını alırken, masumların canının size emanet olduğunu unutmayın. Emredersiniz. Tahsin Paşa'm, biz de gidip İngilizleri teslim alacak harekatımızı başlatalım. Hangisi abinin tabutu? Bilmiyorum ki. Ölmeden önce her şeyi itiraf etmişsin. Şu vaziyete bak. Vakit geldi. Tamam. Hürriyet! Hadi, hadi, hadi. Hadi! Duymuyor musunuz? Artık hürriyet geliyor, hürriyet! Atın artık kafanızdaki şu paçavraları! Ah, kalk buraya! Ne yapıyorsun? Bırak, yapma!
Bu tarafa, bu tarafa! Savaş ve çatışma olmasa insan sessizce yaşar, sessizce ölürdü. Sizin için hayatta çekilmez olurdu herhalde. Savaş ölüme bile hayat verir. Muhteşem. Şu sese kulak verin. Bu sefer oluyor galiba. Abdülhamit bu nimayişin altında ezilir. İşler çığ gibi büyüyor. Payitahta en büyük darbeyi vuracağız. Sultan helak olacak. İngilizler de işgal için hazırda bekliyorlar. Osmanlı'nın dört tarafı ateş. Halife Abdülhamit bir akrep gibi kendi zehirini içine akıtacak. Ve bu bütün İslam alemine yayılacak. Ay Erzal. Hele bombalar meydana bir insin. Sen asıl yangını o zaman seyret. Sara, rica ederim, iyi bir havadis var. İyi bir havadis var Herzl. Tabii kötüsü de var. Sara, önce iyi olan havadisi ver. Kötüsünden önce de benim bu. Meraklanmayın beyler. Ben iş yapacağım adamın ciğerini elime almadan o işe başlamam. Osman Paşa tamam. Bir fişek gibi gitti saraya. Demek Osman Paşa ölüm oldu, Abdülhamit'e doğru gidiyor. Osman Paşa gerçekten bir cesaret abidesi. Sanırım Abdülhamit'i öldürecek ve hepimizi huzura kavuşturacak. Beyler, sizler Gazi Osman Paşa'nın cesaretini daha görmediniz. Görünce de çok şaşıracaksınız. Mümkün değil. Osman Paşa saraya gitmişti. Fakat şimdi askerleriyle burada. Bu ne şimdi? Yine Abdülhamit denen tuzağa düştük. Abdülhamit! Yaptığımız her hamleyi kursağımızda bırakıyor. Telaş etme Mahmut Paşa. Bizde ne kurşun biter ne de oyun. Zaharov bombayı sona saklar.